Zenginlik ve mal varlığı mutluluk ile doğrudan bağlantılı değildir. Peki nasıl mutlu olabiliriz? Mutlu bir bakış açısı geliştirmek. Mutlu olmak isteyen insan ilk olarak düşüncelerini değiştirmelidir. Kendilerini üzen olumsuz deneyimleri unutmalıdır. Olayların iyi tarafını hatırlamaya çalışmalıdır. Beynin işleyiş şeklini istedikleri doğrultuda değiştirebilirler. Bireyin yapabileceği etkinlikler kendi tarzına uygun olmalı ve mutlu olmak için çabalamalıdır. Yaşadıklarınızın olumlu yönüne bakmalısınız. Her olayda mutlu olunacak bir yol bulunabilir. Kişi eğer isterse, sebep ararsa mutlu olacak bir neden bulabilir. Olayların olumlu yönlerini görmek oldukça önemlidir. Olayların olumlu yönlerini gören kişinin hem mutluluğu artar, hem fiziksel sağlığı hem de bağışıklık sistemi artar. Mutlu olmak için iyimserlik yetiştirmelisiniz. Yapılan araştırmalara göre piyango kazanan insanlar kazanmayan insanlara göre daha mutlu değildirler. Buna hedonik uyum denmektedir. Yani iyi ve kötü olaylar yaşandıktan sonra olayların etkisi kişide geçicidir. Bir süre sonra kişi normal mutluluk seviyesine dönmektedir. Fakat bazı kişilerin mutluluk seviyeleri diğer insanlara göre daha yüksektir. Minnettar olduğunuzu göstermelisiniz. Minnet duygusu insanlar için çok önemli bir duygudur. Mutlu olmak için çok etkisi vardır. Kişi minnet duygusunu yaşarsa bu duygu endişeyi ve depresyonu azaltır, daha kişinin olumlu olmasına yardımcı olur. Diğer insanlar ile ilişkileri güçlenir. Bu duygular sonucunda da kişi daha mutlu olur. Temel değerlerinizi bilmelisiniz. Mutlu olmak isteyen kişi temel değerlerini belirlemelidir. Kendi yaşamını, çevrenin kendisi hakkındaki düşünceleri temel değerleri belirlemektedir. Bu değerler ile kişinin karar vermesine yardımcı olur. Kişinin değerleri ne olursa olsun aldığı kararlar değerleriyle uyuşmadığı takdirde kişi tam mutlu olamaz ve mutsuz bir hayatı olur. Mümkün olan en iyi halinizi gözünüzde canlandırmalısınız. Mutlu olmak için mümkün olan en iyi halinizi gözünüzde canlandırmalısınız. Bu düşünceyle mutluluk ve iyilik duygularınız artacaktır. Hayal ederken gelecekteki seni gözünde canlandırmalı ve istediğiniz yere ulaşmak için gerekli olan karakter özelliklerini belirlemelisiniz. Mutlu olmak için kendinize şefkat gösterin. Sürekli kendinizi yıpratmak, olumsuz düşüncelere kapılmanız kendinizi zayıf hissettirip mutsuz olmanıza sebep olabilir. Kişi sürekli olumsuz düşüncelere kapılıp suçluluk duygusuna kapılırsa gelişimine yardımcı olamaz. Aksi olarak kişiyi geri çeker ve büyüyüp öğrenmesine engel olur. Kendinizi sahiplenin. Mutlu olmak için kişinin kendini sevmesi, kendiyle ilgili konuşma tarzı, düşüncelerini kabullenip sahiplenmesi çok önemlidir. İnsanın kendini sevmesi, saygıya değer görmesi çok önemlidir. Bu durumda kişi kendisinden memnun olmaya başlar ve başkalarına da güven verir. Böylece mutluluk da ardından gelir.